sonra uyanan kadın hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Uzun uğraşlar, doktorların yoğun çabası ve hipnoz seansıyla geçmişini hatırlayan kadının şu an durumu... İşte bu ya! İşte bu! Kainat! Kainat! Sıcaklar kavurdu. O değil, öbürünü oku. Altın fiyatları yarı yarıya düştü. Ay hayır, o değil, bunu. Ay nasıl Kafayı çalıştır biraz Kainat. Buradaki bu hipnozu biz Şebnem'e uygulayacağız. O da her şeyi hatırlayacak. İyi de... Sen hipnozla ilgili bir şeyler biliyor musun? Tabii ki. Yani pek uzmanı sayılmam tabii ama biliyorum ben de bir şeyler sonuçta. İyi, en azından denemiş oluruz. Ay tabii canım. Yani bu pek tekin bir yolculuk olmayacak tabii, sonuçta Şebnem'in bilinçaltına giriyoruz. Enteresan bir mecra. Karanlık olduğu kadar da pembe mezarlık tadında olabilir. Yine de denemeye değer. Bence de. Hadi kahvaltımızı yapıp çıkalım. Nasıl olmuşum? Çok güzel görünüyorsun. Evet. Biz de Kainat'la düşündük, taşındık. Taşındık, düşündük. Senin güzelliğine güzellik katmaya karar verdik. Ha. Nasıl olacakmış o? Pardon ya, ben bir iki dakika yemek ve ihtiyaç masrafı talep ediyorum lütfen. Biz sana bu muhteşem kolyeyi düğün hediyesi olarak aldık. Çok para harcamadınız inşallah. Nasıl? Neden? Yani hayatımda gördüğüm en berbat şey. Ya ben ona 1 lira verirdim. O da yüce gönüllü bir insan olduğum için. Yoksa salla gitsin yani. İşte bu kolyenin olayı da bu. Sallayacağız biz bu kolyeyi. Aman öf! Çekme şunu gözümün önünden. Çekemem. Bak. Bu kolyeye çok dikkatli bakarsan geleceğini görebilirsin. Görüyorum ben geleceğimi şu an. Vallahi. Ay lütfen siz ikiniz şuradan hızlıca uzaklaşır mısınız? Rica edeceğim de ben de güzelleşmeye devam edeyim. Hani ihtiyacım yok tabii ki her halimle güzelim de. Öylesin, öylesin ama... Bu kolyeye bakınca doğacak çocuklarını görüyorsun. Ya kız mı erkek mi? İsimleri ne? Ne zaman doğacaklar? Normal mi? Sezen yapma. Hepsini görüyorsun bu kolyede. Hadi ya. Getir bakayım şunu. Şimdi. Çok dikkatli bakıyorsun. Bu kolyeye iyice odaklanıyorsun. Göz kapakların ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. Ve yavaş yavaş kapanıyor. Göz kapaklarını tutamıyorsun. Vücudun iyice gevşedi. Gevşedi, kolların iki yana ayrıldı ve... Evet, rahatladın. Şimdi 3'e kadar sayacağım. Ve 3 deyince kendini yeşil kırlarda hissedeceksin. Ve derin bir uykuya dalacaksın. 1, 2, 3. Şimdi? Ne demek ne yapacağız? Ne bileyim kızım ben. Hipnoz uzmanı sen değil misin? Ona da uzman demeyelim de bir de internete bakalım. Orada mutlaka bir şeyler buluruz. Ben hemen internete bakayım. Nerede? Şebnem'in tableti nerede? Tableti.